Suyun pek de alışılmış olmayan bazı özellikleri vardır. Size bunlardan biri olan suyun anormal genleşmesi adı verilen özelliğinden bahsedeceğim. Buna bazen suyun anormal davranışı da deniyor. Evet, bu videoda size suyun bu özelliğinden ve bu özelliğin sonucunda ortaya çıkan durumlardan bahsedeceğim. Başlayalım mı? İşte bunun ne anlama geldiğini açıklayarak başlamak istiyorum. Anormal diyerek sizce ne demek istiyor olabilirim? Anormal diyerek garip demek istiyorum aslında. Yani normal olmayan, alışılmışın dışında. Bu şekilde söyleyecek olursak suyun garip genleşmesi de diyebiliriz. Şimdi burada bir miktar su olduğunu düşünelim. Bunlar da su moleküllerinden bazıları olsunlar. Sıcaklığın oda sıcaklığı yani 27 santigrat derece olduğunu düşünelim. Şimdi bu suyu soğutacağız. Soğutma yazalım. Bu durumda ne olacak dersiniz? Soğutunca suyun sıcaklığı düşecek ve sıcaklık düştükçe de su molekülleri enerjilerini yitirmeye başlayacaklar. Bu yüzden de titreşim hızları düşecek ve birbirlerine yaklaşacaklar. Sonuç olarak da su küçülmeye başlayacak, yani hacmi azalacak. Öyle değil mi? Bu konuyu bundan önceki videolarda da görmüştük. Eğer şu anda kafanız karıştıysa ya da daha fazla detaya ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız önce o videoları izlemenizi öneririm. Evet, suyun kapladığı alan daralacak ya da küçülecek. Bunu da not ediyorum. Evet, sıcaklık düştükçe suyun küçüldüğünü yani büzüştüğünü görürüz. Küçülür diyorum. Bu arada bu normal, beklenen bir durumdur ve garip olan herhangi bir kısmı da yoktur. Yani bu suyun ve diğer maddelerin normal bir özelliğidir. Maddeleri ısıtırsak genleşirler, soğutursak da büzüşür ve küçülürler. Bir kere daha tekrar ediyorum. Bu normal bir davranıştır. Ta ki 4 santigrat dereceye gelene kadar. Neden diyecek olursanız 4 derecenin altına düştüğümüz anda garip bir şeyler gerçekleşiyordu ondan. Bunu da not etmek istiyorum. 4 dereceye gelene kadar su küçülmeye devam eder. Bu arada bu çizimin son derece abartı bir çizim olduğunu da eklemek istiyorum. Her neyse, bu durum 4 santigrat dereceye kadar bu şekilde devam eder. Şu ana kadar her şey normal dedik. Soğutmaya bu noktadan sonra devam edince suyun küçülmesinin duracağını göreceğiz. Evet, suyun küçülmesi duracak ve genleşmeye başlayacak. Bu olayı neden anormal olarak adlandırdığımızı şimdi daha iyi anladınız mı? Tekrar ediyorum. Sıcaklığı düşürmeye devam edersek suyun küçülmeye devam etmesini bekleriz ancak su küçülmez. Onun yerine genleşmeye başlar. Anormal ve garip olan durum da tam da bu işte. Bu molekülü kopyalarken tekrar edeyim. Suyun küçülmeye devam etmesini bekleriz ama su genleşmeye başlar. Bilerek abartı bir çizim yaptım. Ama önemli olan ne olup bittiğini anlamanız. 0 dereceye kadar bu şekilde devam ederseniz bu anormal davranışın sürdüğünü göreceksiniz. Ama bu kadarla da kalmayın ve suyu soğutmaya devam edin. Ne olacak dersiniz? Suyun dolma noktasına ulaştık. Su bu noktadan sonra kristalleşmeye başlayacak ve kristalleşme sırasında bile anormal davranışını sürdürecek. Evet, kristalleşme sürecinde bile anormal genleşme davranışı devam edecek. Genleşir yazalım. Ve bu da garip, alışılmışın dışında yani anormal bir davranış. Burası 0 derece yani sıcaklık değişmiyor ama su hal değiştiriyor. Her neyse, buz genleşmeye devam edecek. 4 dereceden 0 dereceye kadar olan bu aralıkta garip bir genleşme gerçekleşir. Ek olarak bu anormal davranışın sadece soğutma esnasında değil, ısıtma esnasında da gözlemlendiğini söylemem lazım. Evet, buzu ısıtacak olursanız eriyecektir. Sıcaklığı arttırmaya devam ederseniz suyun 4 dereceye kadar genleşmeyeceğini, bu defa küçüleceğini göreceksiniz. 4 dereceden 0 dereceye kadar olan bu aralıkta su anormal dışında bir davranış sergiler. Soğutursanız genleşir, ısıtırsanız da büzüşür. Evet, suyun anormal genleşmesi diyerek bunu anlatmaya çalışıyordum. Bunun arkasına yatan mantığı merak ediyor olabilirsiniz. Su 4 derece ile 0 derece arasında neden bu şekilde davranıyor ki? Bunun nedenlerini bir başka videoya bırakmak istiyorum. Bunun yerine size bunun sonuçlarından bahsedeceğim. Suyun sıcaklığını 4 derecenin altına düşürürsek su genleşir. Tamam, ama bunun nesi bu kadar önemli diye düşünüyorsanız hemen açıklayayım. Kendime biraz yer açayım. Evet, bu durumun yol açtığı sonuçlardan ilkine bakalım. Şimdi tam da 4 santigrat derece sıcaklığında bir miktar su olduğunu düşünelim. Bu suyu diyelim ki soğutuyoruz. O zaman su genleşiyordu, öyle değil mi? Isıttığımızda da genleşir. Tamamen normal. Bu sıcaklığın iki tarafında da genleşiyor. Su moleküllerini yakından inceleyecek olursak 4 derecenin hemen altında ve üzerinde moleküllerin birbirinden uzaklaştıklarını göreceğiz. Bu da moleküllerin birbirlerine en yakın oldukları sıcaklığın 4 santigrat derece olduğu anlamına gelir. Mantıklı değil mi? 4 derece birim hacimde en çok su molekülü bulacağımız sıcaklıktır. Bu fizik açısından bakarsak suyun yoğunluğunun 4 derecede en büyük olması olarak da yorumlanabilir. Yoğunluğun birim hacimdeki molekül sayısı olarak da tanımlanabileceğini düşünürsek, birim hacimdeki en fazla su molekülünü 4 derecede görüyorsak, suyun en yoğun olduğu sıcaklıkta 4 derece olur. Öyle değil mi? Evet. Sonuçlardan biri budur. Sonuçlar yazıyorum ve not ediyorum. İlk sonuç. Su maksimum yoğunluğuna 4 santigrat derecede ulaşır. Bu yoğunluk metreküp başına 1000 kilogramdır. Başka bir deyişle 4 derecede 1 metreküp su 1000 kilogram gelir. Diğer sıcaklıklardaki yoğunluğu bundan düşüktür. Anlaştık mı? 4 derece dışındaki sıcaklıklarda suyun bundan daha düşük bir yoğunluğu vardır. Bu durum kulağa önemli gibi gelmese de eğer şu şekilde düşünürseniz fikriniz değişebilir. Anormal davranış su kristalleşirken bile, yani su buza dönüşürken de devam ediyorsa su molekülleri birbirinden uzaklaşıyor ve suyun yoğunluğu azalıyordur. Ve bu yüzden de buzun yoğunluğu suyun yoğunluğundan düşüktür. Bunu da not edeceğim. Buzun yoğunluğu suyun yoğunluğundan düşüktür. Su son derece özel bir maddedir. Birçok maddenin katı hali sıvı halinden daha yoğundur. Katı haldeki moleküller birbirlerine daha yakındır ve bu da yoğunluğun daha büyük olması anlamına gelir. Ama buz söz konusu olduğunda bunun tam tersi geçerli. Buz sudan daha az yoğundur. Buzun suda yüzmesinin sebebi de budur zaten. Her gün karşımıza çıkabilecek bir durum olduğundan bunun üzerine çok fazla düşünmeyiz ama su gerçekten de çok özeldir. Ve buz işte suyun bu anormal davranışı yüzünden suda yüzebilir. Kendimize biraz daha yer açıp bu davranışın ortaya çıkardığı sonuçlardan bir diğerini daha inceleyelim. Üçüncü sonuca geliyorum. Şuraya bir balık çizeyim çünkü su altındaki yaşamı kastediyorum. Evet, su altındaki yaşam çok soğuklarda, yani çok düşük sıcaklıklarda da devam edebilir. Bunu da biraz detaylı açıklayayım mı? Bunun bir göl ya da su birikintisi olduğunu düşünelim. Sıcaklıksa sıfırın altında olsun. Suyun bu derecede donmasını bekleriz, öyle değil mi? Ne de olsa sıcaklık sıfırın altında, öyle değil mi? Ama suyun anormal davranışı sebebiyle bu göl donmuş bir göl değil. Donan kısım suyun ortamla doğrudan temasta olan yüzeyi. Şu şekilde göstereyim. Bu kısım buza dönüşür. Suyun anormal genleşmesi olmasaydı buz sudan daha yoğun olacağı için dibe çökecekti. Su yukarı çıkacak, donacak, buz batacak, su yukarı çıkacak, donacak, buz dibe batacak derken bütün su donmuş olacaktı. Ama suyun anormal davranışı sebebiyle, yani buzun yoğunluğu suyun yoğunluğundan az olduğu için suyun sadece yüzeyi donacak ve dibe batmayacağı için de altta kalan kısmı koruyacak, yani donmasını engelleyecek. Suyun altta kalan kısmı hava ile temas etmediği için donmayacak ve balıklar ya da diğer canlılar bu şekilde hayatta kalabilecek. Çok soğuk yerlerde okyanus ve göllerin donmamasının sebebi de budur. Sadece yüzey kısmı donar ve alt kısım izole edildiği için canlıların yaşamasına olanak sağlanmış olur. Buraya mutlu bir balık çiziyorum.